Lan toksik zehrin içinden çıktım. Ağzım mayıştı ya. EXO Alperen'den hepinize merhaba. Akşam karşınızda Brawl Stars'a bir girdim ve gördüğüm şey karşısında resmen şaşkın kaldım. Hem böyle çok sevindim hem de çok üzüldüm. Çünkü ne gördüm biliyor musunuz? Ahanda bunu bakın, dükkana Angelo gelmiş. Bu yüzden çok sevindim. Ama aynı zamanda çok üzüldüm. Şu kulağın fiyatı 530 lira. Benim bir aylık ekmek paramı. Ekmekten mükemmel miyim süpersen? Ayıp değil mi lan bu yaptığın? Neyse. Angelo'yu şimdi alacağım. Tam 530 lira vererek. Duyduğuma göre aşırı güçlüymüş. Ve bakalım şimdi gücünü göreceğiz. Angelo'yu tüm oyun modlarına deneyeceğim. Söylendiği kadar güçlü müymüş birlikte görmüş olacağız. Hadi bakayım o zaman. Tıklıyorum. Bak burada ya. Bir de alırsam üstüne. Neyse ki Supercell krallık yapmış. Bize burada spreyler, altınlar, güç puanları falan veriyor. Ve en sonunda Angelo'ya kostüm veriyor. Böyle ufak bir karımız olacak. Oh ya, buralarda hiç kurbağa var mıdır? Ne kurbağası ya? Kurbağa yok mu buralarda? Yok Angelo yok. Zaten arka planında hep bataklık, bak baloncuklar çıkıyor. İşte bataklı karakteri alırsak böyle olur ya. Ne oluyor bunlar? Kurbağa hiç mi yok? Bak Angelo almam senden ha. Tamam ya tamam, şaka yapıyorum. 529 lira şu an. Şimdi tam 500 lira harcayacağım. Hatta daha bile fazla. Sizden tek bir isteğim var. Alttan video like atmanız, abone olmanız ve yanındaki zil tuşunu açmanız. Bu hayatta tek bir isteğim var. O da bu. Çünkü ekmek kemireceğim. Vallahi kalbim açıyor. Kalp krizi. Kalp krizi geçiriyorum. Yetişin komşular. Yetişin ne olur. Lan elektrik çarptı, ne oluyor ya? Çarpıldın mı, ne oldu? Neyse tamam, kendimdeyim. Alıyorum lan bak Supercell. Umarım bu paraya değer. Bir ay ekmek yiyemeyeceğim senin yüzünden. Verdim bakayım. Aha da aldı, vallahi aldı bak. Geliyor mu lan? Başarılı dedi. Olmasın başarılı, olmasın ya. Ben vaz mı geçtim? Yok yok, ben ekmeği tercih ediyorum şu an. Angelo yok, gelme gelme git. Lan geliyor geliyor. Aha da geldi ya. Tipe bak. Oy geldim ula. Püh sana püh. Neyse ya, söylediği kadar güçlüyse bu paraya değmiş olmalı. Sonuçta yeni karakter Angelo yani. En güçlü karakter bu olmalı şu an. Bakayım şimdi kimmiş neymiş, tanıyalım Angelo'yu. Angelo aşk bataklığının kıdemli aşk tanrısı ve baş belası. Vay koçum. Kanalın çevresinde gezinip potansiyel çiftler arar. Bulduğunda ise onlara karşı koyulmaz çekiciliğiyle, daha doğrusu sipsivri oklarıyla etkisi altına alır. Tam itmiş lan. Azıcık iç olduğum doğrudur. Evet belli oluyor Angelo. Üstüne şimdi bize simge verdi. Hop biraz daha güzel güzel. Tüm rozetlere simgeleri hepsini aldık. 60 savaşçımız oldu işte bu. Aha da Angelo burada. Şimdi Angelo'nun ben seviyesini yükselteceğim. Ama 7 seviyeye kadar yükselteceğim. Niye lan ben iç miyim? Ben niye 11 yapmıyorsun? Nasıl yapayım? Güç puanım kalmadı ya. Güç puanım da yok. O kadar zor durumdayım şu an. Ben de istiyorum paranı ya. Lan sen gerek yok. Angelo hesaplarıma göre 7 seviye yapabileceğim. Ama sen üstüne çok gerek yok. Çünkü Angelo'nun aksesuarları çok güçlü mesela. Bu sert yükseliş basınca Angelo uçuyor. Okul sırasında vuruşumuz delip geçiyor. Yani bu o kadar iyi değil ama bu çok iyi bak. Sert yükseliş çok güzel. Bir de yıldız güçleri o kadar etkili değil aksesuarları kadar. Çünkü birisi yani süper özelliğimizin iyileşme etkisini sağlıyor. Diğeri de sudayken hızlandırıyor yani. Çok etkili değil. Aksesuar daha etkili. O yüzden en önemli kısmı almış olacağız. Tabii şu an güç puanlarım yetmeyecek. Bak yükselteyim mesela, seviye 2 oldu. 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, güç puanım bitti. Hani yapacaktın, bana ne ya, bana ne? Lan tamam sus ya. Sinek mi şu? Ne sinek? Vallahi kafana şapla koruma. Aa ne vuruyor ya. Artist. Kendisi de sinek. Bataklık sineği görünce dayanamıyor ama. Şimdi kalan güç puanlarımızı kupayoldan toplayacağız. Benim burada bayağı güç puanım birikmiş. Hemen alıyorum şimdi bak. 80 güç puanı geldi. Hop. Sonra buradan bir tane daha alıyoruz. Lan alamıyor mu? Oha. Üstüne altın almam lazımmış lan. Bunları da alıyorum o zaman. Hadi bakayım şöyle. Hepsini almak zorundayım şu an. Ben direkt güç puanı alabilirim diye düşünmüştüm ama alamayacağım. Sıkıntı yok. Bunların hepsini alıyorum şu an şöyle. Al bakayım. Al bunları da al. Hop. Ve Grom'u açtık. Grom'u. Tek video içinde iki karakter. Hadi bakayım. Şu an destansları fullemiş olduk. Yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Oy. Çok iyi lan. Sıradaki karakterimiz ne olsa ya. Squeak mi, Gray mi, Dog mu? Üçü de çok iyi karakter. Vallahi şu an ya Squeak diyeceğim ya da Dog diyeceğim. Yani bence Squeak ya. Çünkü Squeak çok kanser karakter. Hiç sevmiyorum. O yüzden Squeak'i seçiyorum. Çok güçlü olduğu için. 1900 kredi istiyormuş. Helal olsun Squeak Reis. 1900 nedir ya? 700 altında. Oğlum ama çok aldık ha. Şunları da alayım bakayım. Hepsini nişant olacağım. Bütün kupa yolunu topluyoruz. Hadi bakayım. Gelsin ödüller. Squeak için bol bol kredi de açmış olduk. Güzel tamam. Şu an yeterli olması lazım. Hesaplarım doğruysa. Geldim Angelo'ya. Yükseltiyorum bakayım. Kedi seviye geçecek mi? Ya geçecek geçecek sus. Bir daha arttırdım. Oo bakın 7 seviye oldu. Ve artık aksesuar alabiliriz. Sert yükselişi alıyorum buradan. Çünkü en iyi aksesuar bu. Ve şimdi hazır mısın? Gücünü gösterecek misin Angelo? Sen bir sineksin, bunu unutma. Benden güçlü sinek yok bataklıkta. İyi bakayım öyle diyorsan. Şimdi göreceğiz. Oyuna girdik bakalım. Ve şimdi hepiniz Angelo'yu biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söyleyeyim. Angelo'nun vuruşları bak. Böyle basılı tuttukça çok vuruyor mesela. Bir koyduk şu an 3500 vurdu ama mesela direkt vurursak bakın 300 vuruyor. Yani çok az vuruyor. Yani bekletirsek çok vuruyor şöyle bam diye. Çünkü ben çok güçlüyüm. Güçlüsün tabii. Çakal bu nasıl hasar ya? 3800 vurmak nedir şu an? Mesela şöyle bir tane koyuyorsak bak direkt kutuyu aldık. Esper özelliğimiz ise ortaya bir tane alan açıyor ve alandayken vurursak eğer vuruşlar zehirliyor. Şimdi bak canet insin yere direkt geberteceğim onu. Hop!
Oy lan lan lan. Güçlü vuruş kaçırdım ya. Gel bakayım gibi gel. Gel oy 4000 yedin. Ne oldu, korktun mu 4000'i yorunca? Oy. Ben canım çok az, birazcık kaçayım. Daha çok enerji istiyorum. Neyse ki sıkıntı yok. Eğer ekranımıza girerlerse aksesuarımız var yani. Oy Megi şu an geberttik. Sen bir dur bakayım. Oh, aksesuar attım, gördünüz mü? Şimdi bakın şöyle vurdum. Şu özelliğim açtığımda zehirli bölge açılacak ve vuruşlarımız artık zehir etkisi uygulayacak. Aynı Crow gibi, bak şu an mesela çektiriyorum. Şöyle bir tane vurursam. Dur bakayım sen, dur dur. Bir dur bir dur. Şöyle bir vurdum. Ooo 5600 vurdum, zehir 1400 vurdu. Yani zehir bölgesiyle beraber vurursak bir vuruş böyle 5000, 6000, 7000 bile vurabiliyor yani zehirle beraber. Çok güçlü oluyor. Şu an çalıya girdim ama bakalım, umarım kimse yoktur ya. Aha da burada Cordelius var, bak şimdi. Neyin geldiğini göremeyecek. Şöyle bir koydum. Oy 6300. Oy bu ne lan? Supercell, sen bir canavar yapmışsın. Dedim benden kuşlusu yok diye. Oy. Gerçekten de yokmuş ha. Yani bu kadar çok vuran bir Piper var diyeceğim. Ama Piper'ın da zehri yok. O yüzden o bile bu kadar vuramaz. Piper kim lan? Ya bir tane var ya, sarı kafalı kız. Onu biliyorum, ben daha iyiyim. Sinek gibi sokarım onu. Tamam oğlum, sakin ol. Sıra geldi elmas kapmacaya. Bakalım Angelo elmas kapmaca modunda nasılmış? Gerçekten bence birazcık fazla güçlü yapmış Supercell. Bunu da aynı Larry ve Lowry gibi güçsüzleştirecekler bence. Çünkü hem kaçma özelliği var zıplar aksesuarıyla. Hem uzaktan vuruyor, hem zehirliyor. Yuh lan. Her şeye sahip yani karakter. Şöyle bak şimdi çektiriyorum. Kolta şu an bir tane koyacağım bak. Oy lan vuramadım ya işte. Ama vuruş kaçırınca çok sorun oluyor. Çünkü o vuruşu doldurmak 2 saat sürüyor. Bak şimdi mesela başlıyorum doldurmaya. Şöyle ooo. Bak şöyle bekliyoruz şu an. Bekliyorum şu an bak. Bir koy. Oh, yanlışlıkla belleğe vurdum, o öldü lan. Vallahi Rico'ya vuracaktım ha. Supercell beni güçsüzleştiremez. Göreceğiz Angelo, umarım güçsüzleştirmez ama yani çok da güçlüsün şu, bak şu bak. Belleğe bir koydum. Oo, adam full canda öldü yani, hiçbir suçu yok. Tek suçu Angelo'nun fazla güçlü olması. Şöyle bak şimdi bir tane koydum. Bana güçlü yok lan. Gene şu belleği ben yok edeceğim bir vuruşta ya. Şöyle bir koydum, bak gene yok oldu. Şu an belleğinin katili olduğu için super özelliğimi açtım. Şöyle bak bir koydum. Oy, zehirleyerek yok etti. Şimdi bak bir daha çektiriyorum belleğe. Şöyle bir tane koydum, geberdi. Oy bir tane daha koyuyorum. Kolda koydum şu an, bak zehre ölecek. Hop öldü, gördünüz mü? Yani Piper'la Crow'un birleşimi gibi bir şey. Ki bu çok fena bir şey demek. Şu an gerçekten hero modunda güçlü gözüküyor. Benim düşüncem ama mesela savaş topunda o kadar güçlü olmayabilir. Çünkü oku falan çektirmek çok uzun sürüyor yani. Şöyle çektireceksin de vuracaksın da. O sırada Morty sana 50 kere vurur. O yüzden biraz sıkıntı ama aksesuar olduğu için yine de işe yarayabilir. Yıldız oyuncu da olmuşuz. 7 kişi gebertmişiz. Eğlenceliydi lan Supercell. Attım hadi bak like. Günlük kutu da gelmiş. Ender. Evet günlük kutu yani. Normal. Şimdi sıra geldi savaş topuna, bak en çok merak ettiğim yer burası. Çünkü hız gereken bir yer ve Angelo'nun vuruşları birazcık yavaş çektirdiğimiz için. Yani bu mod Angelo'nun canını acıtabilir biraz. Acı bana işler mi başlıyor? Biliyorum lan. Şaka şaka. Hay Allah'ım ya. Göreceğiz bakalım. Karşıya Sam gelmiş, Colt gelmiş, Albay Ruffs gelmiş. Güzel karakterler. Şu direkt çektiriyorum bakayım. Bir vuruş bir koydum bak direkt geberdi yani. Vurduğumuz ölüyor aslında, fena değil şu an, bakayım bir. Şöyle Sam Reis'i de şöyle vurduk. Hop atladım buraya topu atmaya bak. Bak mesela aksesuarın özelliği. Lan atamadım ya. Ama bak gördünüz. Aslında işe yarıyor. Çünkü aksesuar olduğu için savaş topunda bayağı etkili oluyor. Çünkü bir anda ileri atlıyor karakter. Şimdi şöyle çektiriyorum. Vuruşumu hazırlıyorum. Şöyle bir koyduk. Sam geberdi. Ver lan topu bak. Hop atladım ileri. Buz topu ver. Buz. Attın mı? Helal olsun. Tamam attı. Güzel. Aksesuar bayağı işe yarıyor. Şöyle süper özelliği açacağım şuraya. Zehirli bir koyduk mu? Oy. Bak şimdi Sam'e de zehirleyeceğim. Şöyle bir koydum. Şu an direkt zehre öldü mesela. Şimdi bak taktik yapacağım şu an. Attım topu ileri. Sonra aksesuarla atladım. Ve topu geri alacaktım ama bizim buz kaptı. Ama taktiği gördünüz yani orada. Şu an yepyeni bir tane Angelo taktiği çözdük yani şu an resmen. Colt Reis vurma ne olur dur. Durun lan, vurmayın lan, dur bir dur. Oha kaçtım lan gerçekten. Hayattayım. Gebertemediler ki mallar. Gerçekten mal lan bunlar, gebertemediler ha. Çektiriyorum, bir koydum Colt'a, geber lan Colt. Çak kaleye kuz. Oy helal olsun, güzel. Savaş topunda da güçlüyümüz çünkü aksesuarın gücü gerçekten çok fena. Yine yıldız oyuncu olduk. Yine layık atlamadı. Ve sıra geldi sıcak bölgeye. Sıcak bölge. Tam benlik. Bir sivrisinek için ne mükemmel yer. Oha doğru lan. Mantıken yani sivrisinekler sıcağı sever. Çünkü hep yaz ayında gelirler. Hava sıcak olduğu için. O yüzden bence sıcak bölge şu an çok iyi olacak. Bakalım şimdi göreceğiz. Şöyle direkt vuruşumuzu hazırlıyorum. Bak ilk gelen şöyle çakıyorum. Oy. Lan bu ne ya. Tam bir tek atma karakteri ha. Tam bir tek atma karakteri yani. Bir vuruşta gebertiyorsun herkesi. Bir daha şöyle çektiriyorum. Şöyle bak bir koydum öldü mesela. Vurdum ölüyor şu an. Mr. P'ye şöyle bak bir tane koydum öldü şu an. 28'i de bir tane koyacağım ölecek bak. Bir tane koydum o da öldü. Şu özelliği açtım. Şöyle bir tane koydum. Lan koyamadım, tamam şimdi koydum. Şöyle çekip bir tane koydum. Mr. P de öldü. Bir daha çekiyorum. Bu ne ya? Oy bu ne lan? Geleni gideni yok ediyoruz. Bir daha koydum. Oy. Oy. Çok iyi ya. Bu ne ya? Bir daha koydum. Of çok iyi. Fazla güçlü şu an.
Aslan Celo şeye benziyor yani. Bildiğimiz Hank'in uzaktan vuran hali gibi bir şey. Şu an fark ettim. Çünkü Hank de mantıken böyle biriktiriyor vuruşlarını. Angelo da biriktiriyor. Şu an karşı takım alana giremiyor bile lan. Bak bir koydum uzaktan geberdi o da. Şöyle bir tane daha koyayım. Oy. Şöyle bir tane daha. Şöyle çektiriyorum ve direkt yendik yani. Bence sıcak bölge karakterin en güçlü olduğu yerini şu an gördüm çünkü direkt yok ediyor. 31 bin vurmuşuz. En çok biz vurduk ama Hank yıldız oyuncu oldu ya bak. Hep bizim öldürtelimizi çaldığı için çakal Hank. Neyse tamam sana hadi bak attım hadi like güzel. Sıra geldi Knockout'a. Bence burada da fena olacak çünkü karakter bir vuruşta öldürme karakteri yani. Bir vuruşta gebertiyoruz. Knockout tam burası için uygun yani. Bir vuruşta gebertiyoruz adam eleniyor. Süper olacak gibi istiyorum. Oha haritalara bak lan yepyeni haritalar gelmiş oyuna. Bunlar hiç yoktu ha. Oy yeni haritalara bayılırım. Lan ne bayılırsın. Bu ne du oy. Şöyle bir tane vurayım. Lan vuramadım. Şöyle bir tane vurayım. Lan bu ne vuruşlarım hep çalıyorlar ama ya. Şöyle bir tane vurayım. Uy, güzel tamam yok ettik. Son vuruş yaptık ve bitirdik o şeyi. Şu an şeyi merak ettim. Şöyle bakayım atlayayım mı duvarın üstünden şöyle. Bunlara basınca canımız gidiyor mu? Oha gidiyormuş lan. Şu an bunlar yepyeni geldi yani. Şöyle bir tane koydum. Uy, direkt mendi geberdi. Şöyle bunu da koydum. Koyamadım. Ama şimdi koydum. Uf bu da geberdi. Tam bir tek atıcı yok edici. Oha bir de basket savaşı diye bir tane mod gelmiş. İlk defa görüyorum şu an bunu. Burada da şu an oynayacağım ama modu hiç bilmiyorum. Hatta sadece bu mod üzerine bir tane video çekeceğim. Basket savaşındaki en güçlü karakterleri görmüş olacağız. Ama şimdiden Celo'yla giriyoruz bakalım. Acaba nasıl olacak? Çok merak ettim şu an hadi bakayım. Zaten başka modda kalmadı şu an. Tüm modlardan Celo'yu görmüş olacağız. Oha bu ne lan nasıl bir harita bu? Oha çok garip lan. Dur bakayım savaş topu gibi ama daha farklı. Şöyle mesela vurdum. Direkt gebertiyor muyum? Şöyle direkt şöyle vurdum bakayım Dynamite öldü. Ona da vurduk. Bu da geberdi. Şimdi ne oluyor? At lan hadi at. Oha direkt attı. Çok garip lan. Açtım şu an süper özelliğimi zehri. Oy, şöyle bir koyduk. Ona da koyduk. Ona da koyduk. Bana da verin lan topu. Ya topu ver lan topu ver ben de atayım ya. Ve 6-0 şu anda oyun bitti. Vallahi bitti. En iyi oyuncu biz olduk herhalde. Yani yıldız oyuncuyuz. En çok biz vurmuşuz. En çok biz gebertmişiz. Çok güzeldi. Bu oyun modunu şu an ilk defa oynadım. Çok acayip modmuş. Beni bayağı heyecanlandırdı. Hadi bakalım. Şimdi günü kutu da gelmiş. Ender. Süper Ender oldu. Hadi bakayım yükselecek mi? Süper Ender lan. Yürü git. 100 altın verdi. Nasıl ama yok ediyorum. Gerçekten Yürü çok iyi yok ediyormuşsun ha. Sizce parasını hak ediyor mu? Bence ediyor. Çünkü bayağı güçlü yani. Bir vuruşta yok eden bir karakter. Hem de sniper. Ben bayağı beğendim. Yani ekmek yiyeceğim bayağı bir süre ama bundan şu anda iyi gibi duruyor. Siz de yorumlara yazın bakalım. Angelo'yu beğendiniz mi? Ben çok eğlendim. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a ve TikTok'a girip ExoAlpen'i takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.